net olarak diyor ki basın hürdür, sansür edilemez, müdahale edilemez. Yani iş de vermiyorlar bize. Hep yabancı alıyorlar, ucuza çalıştırıyorlar. Bize de iş kalmıyor. Lahmacunun iyisi burada baba. Aynen öyle. Un kaç paraydı, kaç para oldu? Abi 10.75, 80 arasıydı, şu anda 185 lira oldu. Reis, dinliyor musunuz? 70 lirayken 180 lira olmuş. Ondan ya, sonra market basıyorsunuz. Ya biz de artık utanırız zam yapma yani. Şimdi evet. Zamla yıkanır. Bu iki senedir şey zam yapmamışız. Vallahi kar etmemiz kalmadı. Bizim evimize oluyor. Ya bu kadar kimlik birlikte mi bu dosyalar? Abi biz şimdi eskiden bakkallar oda başkanlığını yapıyorduk. Şimdi esnaf olayı bitti biliyorsun. Esnaf bitti. Yani bakkal bitti yani daha doğrusu. Bu neden bitirdiler yani. Bitirdiler. Neden kaynaklardı bu AVM'ler, mavarneler? Bizim konfederasyon başkanı bendevi falan döken de konuşup duruyor. Boşuna konuşuyor yani. Ben dünyaya geldim, bendevi falan döken başkan. Ben ölüyorum, bendevi falan döken başkan. Hep konuşuyor, atıyor, bir şey yaptığı yok. Dünyanın en esnaf liderinin zengin olanlardan birisi yani. O da başkanlar hep zengin. Hep söyle. Ama bazısı iyi. Nasıl zengin oluyorlar baba ya, sen de yaptın bu. Abi ben yaptım ama Allah şahidimdir. Niye zengin olur? Allah şahidimdir. Doğru çalışan olamaz. Bu dünya kimseye kalmamış da kalmazdı. Kalmaz. Açık ve net söylüyorum. Şu andaki durum ne baba? Şu andaki durum çok fena. Elektrik parası 700-800'den aşağı gelmiyor. Eskide bunlar harcama kalemlerine bile girmezdi. Onun evet. Yıl önce tamam ya, elektrik faturası gibi faturası. Abi herkes ağlıyor. Ben fatura ödeme merkezi burası. Gelen ağlıyor bize diyor, şikayet ediyor. Ya arkadaş diyor, her gün bir geçen ay ödedim 300 lira, bu ay ödüyorum 600 lira. Bunun sonu ne olacak? Nereye varacak? Onun için Allah senden razı olsun, geliyorsun dolaşıyorsun. Geçen de Ankara'ya seslendi, uyan Ankara dedi, uyandırdık. Tabii. Sokağa çıkmaya başladılar, Allah razı olsun. Hepsi, şimdi herkes sokakta. Herkes sokakta. Evet. Tabii şey çok güzel, benim de aklıma. Bendevi falan döken değil mi o esnaf şeyi? Abi hakikaten ya, adam hiç gitmiyor yerinden ya. Yani bir şey için bilmiyorum yani, belki esnaf seviyordur, iyi adam yani, ben hiç tanışmadım. Fakat ya adam hep orada. Yani biz karışıp gideceğiz öbür tarafa, o hala oturacak herhalde. Vallahi bravo yani. Hakikaten. Şimdi gelelim, bir bölüm daha var. Fatih'te esnaf geziyor. Gene vatandaş şikayeti dinliyor. Devam edelim şimdi diğer bölüme de. Söylemek ister. Bir iki cümle alalım. Genç Salih vatandaş geleceğini bekliyor. Salih daha mutlu bir ülkede yaşamak istiyor. Salih iyi bir eğitim almak istiyor. Salih'in başka ne bilecekti? Sekizinci. Ortaokul son. Ne söylemek istersin? Gürsel Bey'i gördünüz. Ne söylemek istersiniz? Siyasilerine mesajınız var mı? Siyasilere mesajınız var mı? Olmaz mı? Neler yok ki? Söyle ya Salih, Allah Allah. İsteklerimiz olabilir. Kalem, kağıt, defter, okulda neler bekliyor? Evet, ya şimdi tabii Salih'in durumu çok zor. Ya bakmayın şimdi, belki televizyonları seyrederken yavrum bir lafta bulamadın mı falan, bulamazsın. Gelin hadi, gelin biriniz. Öyle bir tam kameralar dönmüş size. Efendim ne istersiniz siyasetçiden? Vallahi bana bile dön. Ne isteyeyim abi, ne bileyim yani. Çekin gidin derim ben yani. Beceremiyorsunuz, hadi güle güle falan derim yani, ne bileyim. Ama küçücük çocuk yani. Fakat Gürsel Tekin devam ediyor. Devam edelim, bak başka ne diyor? Salih de öyle olacak. Merhaba, kolay gelsin. Sayın Gürsel Tekin Bey'le karşılaştınız. Ne söylediniz? Neler bekliyorsunuz siyasilerden? Benim siyasilerden beklentim, halkın iradesini almış insanların demokrasi, insan hakları, hukuk devleti, yolsuzluk, hırsızlık, insanın insan gibi yaşadığı bir Türkiye bize armağan etmelerini bekliyorum. Şu bulunduğumuz düzen hiç işler acısı. İşler acısı. Yeniden demokrasiye geçilmesi ve insanların eşit, kardeşçe bir arada yaşamasını istiyorum. Ben 1402'liyim. 12 Eylül 1981 ihtilalinden sonra işten atıldım. Şurundayım, yurt dışında yaşıyorum. Alman vatandaşıyım.
işten atılmaların, baskıların, zulmün, haksızlıkların ne olduğunu bilen insanım. Onun için ben siyasilerden isteğim sadece bu. Herkesin eşitçe, insanca bir arada yaşaması. Nazım'ın dediği gibi, yaşamak bir ağaç gibi hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Benim isteğim sadece bu. Evet, şimdi Ali Morca. Ali Morca'yı çok duyacaksınız, yani söyleyeyim. Yani tekrar baştan duyamayanlar, Ali Morca bizim en hızlı muhabirimiz. Ve çok ilginç cihazlar kullanacak haber yaparken. Yani motosiklet üzerinde giderken mesela çok güzel görüntü çekebilecek. Girecek bir yerlerde, böyle hiç olmadık yerlere bakıp oralardan çekebilecek. Sürpriz onlar da. Önümüzdeki günlerde gelecek. Şimdi Gürsel Tekin son olarak bir de Flash TV izleyenleri için Ali Morca'nın. Yani Türkiye nüfusu bu kadar büyük göçü kaldırabilecek durumda değil. Sadece tek bölge burası, tarihi Nişanca Mahallesi'dir. Tarihi Nişanca Mahallesi, bu mahallelere baktığınızda çok enteresan insanların yaşadığı bir bölgeydi. Şimdi burası tamamen göçmenlerin ve mültecileri terk edilmiş. Yüz binlerce insanların yaşadığı bölge haline gelmiş. Burada bir sürü insanların alışverişlerine tanıklık ettik. Hepsini sizler gördünüz. Benim daha fazla yorum yapmama gerek yok. O çekilen manzaralar, çekilen fotoğraflar ve konuşmacılar aynı zamanda buradan nelerin yaşandığı, hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını çok somut şekilde ifade ettiler. Ben sadece şunu söyleyebilirim. Yönetenleri uyarmak istiyorum. Hızlı bir şekilde önlem alın. Eğer bugün önlem alamazsanız yarın çok geç olur. Büyük sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sevgili...